Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Kocaeli milletvekilimiz Sayın Hasan Bilmez'e acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, 2024 yılı bütçesi, biz hangi bakanlığı konuşursak konuşalım, emeğiyle geçinenler için daha fazla yoksulluk, daha fazla borç yükü, daha fazla yıkım bütçesidir. Biz hangi bakanlığı konuşursak konuşalım, daha fazla çevre katliamı, daha fazla rant bütçesidir. Bu bütçe iktidarın Türkiye yüzyılı olarak tariflediği Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sermaye gruplarının daha da zenginleştirebilmesi için hazırlanan bir bütçedir. Bu bütçe halka daha da derin bir yoksulluktan başka bir şey getirmemektedir. Değerli arkadaşlar, ülkenin hali ortada. Ama hala bu halkı aldatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Devletin tüm kurumlarına talimat verip gerçekleri saklamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bağımsız araştırmalara göre bugün ülkede işsizlerin sayısı 8.1 milyona ulaşmış. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri maalesef işsiz. AKP iktidarı 2002 yılıyla yapılan 2022 yılı kıyaslamalarını çokça sıkça yapıyor. Yok, biz gelmeden önce çamaşır makinesi yoktu. Biz gelmeden önce ambulans yoktu. Daha örnekleri çoğaltabiliriz. AKP iktidara gelmiş de ne olmuş? AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücretten daha düşük maaş alan işçilerin oranı Türkiye'de %24.4 iken bu oran 2022 yılında %33.8'e yükselmiş. Türk İş'in araştırmasına göre Kasım 2023'te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 14.025 lira. Bu da 10 işçiden 6'sının açlık sınırının altında ücret aldığını gösteriyor. Bir evden 4 kişi çalışsa yoksulluk sınırını olan 45.686 lirayı kazanamıyor. AKP iktidara geldikten sonra ne olmuş? Bu halk fakirleşmiş. AKP ülkenin yarısından çoğunu asgari ücretli yapmış. Ülkenin yarısını yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etmiş. Değerli milletvekilleri, asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Şimdi yine ayak oyunlarıyla emekçi açlığa mahkum edilmeye çalışılıyor. Çalışanın enflasyona ezdirilmediği bir asgari ücret belirlenecekmiş. Cumhurbaşkanımız böyle diyor, Sayın Bakanımız onaylıyor, zaten aksi mümkün değil. Vatandaş enflasyonun altında can veriyor Sayın Bakanım. Sizin enflasyon rakamlarınızı TÜİK bile uydururken zorlanıyor. Bugün ülkede vatandaşın enflasyonu %129 olmuş. Enflasyonu düşük göstererek verdiğiniz zam ayrı, bir de asgari ücrete yılda tek sefer zam yapılacakmış. Yönetmelik öyleymiş. Hangi yönetmelik bu Sayın Bakanım? Vatandaşı açlığa mahkum ettiğiniz yönetmelik mi? Çok özür diliyorum. Değerli milletvekilleri, artan ekonomik kriz karşısında halkın güvenceli bir geleceğe sahip olması mümkün değildir. Bu bütçeyle emekçinin insanca yaşayabilmesi mümkün değildir. Bu bütçeyle vergi yükü gelmiş geçmiş tüm bütçelerden daha ağır bir şekilde halkın sırtına yüklenmektedir. Bütçe kanununa göre toplanacak vergilere baktığımızda geçen yıla oranla tam %132 artış göstermektedir. Dahası ÖTV %175, gelir vergisi %140, KDV %120, damga vergisi %160, şans oyunları vergisi %320 artırılarak halk vergi yükü altında ezilmektedir. İktidar vergiyi tabana yaymaktan bahsederken halka kaşıkla verdiğini, kepçeyle geri alacağını üzerini kapatmak istiyor. Böylece halk vergi yükü altında ezilirken sermaye grupları, yaldaş oldukları bir asgari ücretli kadar bile vergi ödemeden her gün zenginleşmeye devam edecek.
Yandaşlara çekilen kıyak bu kadar mı? Tabii ki değil. Bu ülkenin neredeyse bütün kaynaklarını satan iktidar, yeni kaynak araçları için de bir taraftan kalan kurumları satmaya, diğer taraftan da sahilleri, koyları yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. İktidarın paraya sıkışınca aklına ilk gelen çözüm kıyılarımızı, ormanlarımızı hemen satışa çıkarmak ve ranta açmak. Bakın sadece Ağustos 2023'te Türkiye'nin önemli turizm alanlarındaki 30.664 kilometrelik arazi Özelleştirme İdaresi Bakanlığı tarafından satışa sunuldu. Satışa sunulan arazilerin büyük bir bölümü de Antalya, Muğla, Nevşehir, Mersin gibi turizm bölgelerinde oluşuyor. Değerli milletvekilleri, bu iktidarın bakanlığı da değişse, bakanı da değişse uygulama değişmiyor. Ne bulsa satıyorlar. Ülkenin vatandaşlığını bile satış çıkardılar. 2002 yılından önce kimsenin aklına gelmeyen bu akıl bunların aklından hiç çıkmıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ege ve Akdeniz'de denize sıfır noktalardaki hazine arazilerini otel, günübirlik tesis yapmak üzere şirketlere satmaya devam ediyor. Bir örnek vereyim. Cengiz Holding ki hepiniz bilirsiniz. İktidarın gözdesi olduğu için AKP'li arkadaşlarımız daha iyi bilir. Muğla Bodrum'da bulunan Cennet Koyun'da doğal sit alanı ilan edilen bölgede otel yapıyor. Gittiniz chat gerekli değildir diye de karar verdirttiniz. Turizm sezonu bitti. Cengiz inşaat projeyi büyütme kararıyla yine inşaata devam ediyor. Siz bu ülkenin cennet koylarını gerçekten cehenneme çevirdiniz. Rant için ne ağaç bıraktınız, ne kuş, ne deniz, ne de koy. Hangi birini sayalım? Değerli arkadaşlarım, Antalya'da antik fasilis var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Tarih ve doğa harikası. Dünya kültür mirasında yedek listeye girmiş. Turizm Bakanlığı buraya öyle bir el attı ki ve üstelik tek bir çivinin çakılamayacağı birinci derece koruma alanı fasilis antik keltine inşaat yaptı. Hem de hukuksuz, kanunsuz, tüm yasaları görmezden gelerek. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara rağmen inşaat çalışmaları jandarma eşliğinde devam etti. Komisyonda eleştirdik Sayın Bakanımızı, bize kızmış. 92 metrekarelik tuvaleti çok mu gördünüz diyor. Ben vatandaşın ihtiyacını yaptım diyor ama gerçek böyle değil. Daha önceki açıklamalarında iki koyda toplam 181 metrekare olduğunu iddia ettiği binaların hali hazırdaki boyutları 500 metrekareden fazladır. Davalardan önce projede beton ve taşla kaplanacak olan alan 3000 metrekareydi. Yani Sayın Bakanım, yapılmaya kalkışılan proje iddia edildiği gibi temel ihtiyaç projesi değil, tam anlamıyla bir rant projesi. Sadece bununla da kalmıyor değerli vekillerim. Bakanlık öyle belediyelere halka tahsis edilen alanları geri alıp rant açmaya devam ediyor. Manavgat'ımızda ulu alan diye adlandırılan bir alanımız var. Bakanımız çok iyi biliyor. Manavgat halkı sosyal ve ticari ihtiyaçları karşılamak şekilde projelendirilmesini istiyor ama Sayın Bakanımız istemiyor. Peki bakanımız ne istiyor? Bu bölgeye 3 tanesi konaklamalı, 1 tanesi konaklamasız 4 ayrı parça halinde yaklaşık 280 hektarlık alanı sadece golf alanı olarak projelendirmek istiyor. Yine Manavgat sorgunda bir bölümü mesire alanı olarak kullanılan 254 dönümlük alanın Manavgat Belediyesi'ne tahsisi Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından iptal ediliyor. Ne için? Rant için. Tabii bu işin bir de kültür tarafı var değerli milletvekilleri. AKP iktidarı bu ülkede ne kültür bıraktı ne de sanat. Yasaklar ülkesi yaptı ülkeyi. Uydurma gerekçelerle neredeyse her kentte konserler, festivaller iptal ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu sene bildiğiniz gibi Antalya Artı Portakal Film Festivali bile festivalde yer alan bir film nedeniyle sabote etti. 59 yıldır yapılan festival uydurma suçlamalarla yapılamadı. Sanatçı muhalifse sahnelere çıkarılamıyor. Oyunları yasaklanıyor. Bu iktidar ülkede tüm gericilerle işbirliği halinde memleketi ortaçağ kararına.
Buyurun tamamlayın lütfen. Propagandasına her türlü destek var. TRT1'deki Fatih Sultan Mehmet dizisini Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde olmasaydı da olurdu diyen AKP MYK üyenize veriyorsunuz. Olmasaydı yine olurdu ama ne olurdu onu söylemeye dilim gerçekten varmıyor. Değerli milletvekilleri, özetle 2024 yılı bütçesinin halkın refahını sağlayacak ve yaşamını bir nebze olsun kolaylaştıracak bir özelliği yoktur. Bu bütçe zalmin, zulmün ve gericiliğin bütçesidir. Ve bu halk 31 Nisan'da size bu bütçenin karşılığı öyle bir tokat vuracak ki hayatınıza bir cümle girecek. Keşke, o keşkeyi günlerce kullanacaksınız ve sonunda en önemlisi keşke muhalefetin olumlu önerilerini kabul etsek diyecektiniz. Hep